Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon başarıyla ve kararlılıkla devam ediyor. Bölgedeki terör hedefleri bir bir vuruluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri meşru müdafaa hakkını kullanıyor ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde 4. gününde de harekat icra ediliyor. Uçaklar havada, obüsler, fırtına obüsleri, Türk topçuları karada ilerliyor. Terör mevzileri nokta atış. Rasul Ayn bölgesinde yoğun bir bombardıman söz konusu. Bölgede birçok sivil yerleşim yeri olduğu için, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de sivil hassasiyeti son derece önemli olduğu için bölgede yavaş ilerleniyor, yavaş hareket ediyor. Sadece terör mevzileri, sığınakları, barınakları, mühimmat depoları imha ediliyor. Bölgede yoğun dumanlar yükseldiğini söyleyebiliriz ve fırtına obüsleri nokta atışıyla belirlenen noktaları imha ettiğini belirtebiliriz. Tabii teröristler boş durmuyor. Hain bir terör örgütü var karşımızda. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava araçlarının görüntü almasını engellemek için lastik yakıyorlar, mazot yakıyorlar. Görüntüyü engellemeye çalışıyorlar ancak Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik bölgede o lastik yakılan noktayı da nokta atışıyla imha edebiliyor bölgede. Tabii hain bir terör örgütü var dedik karşımızda. Türkiye tarafına birçok havan saldırısı gerçekleştiriyorlar. Sivil kılığına girip o şekilde şehir içinde ilerlemeye çalışıyorlar. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kültürel yapılara, ibadethanelere olan verdikleri değeri, hassasiyeti çok iyi bildikleri için bir kiliseyi karargah olarak kullanıyor şu anda teröristler. Bu şekilde Türkiye tarafına birçok saldırı gerçekleştirdi. Bugüne kadar 4. günde şu ana kadar 17 sivil şehidimiz var ve 108 de yaralımız var. Bölgede Nusaybin'de, Şanlıurfa'da, Zeylanpınar ve Akçakale ilçelerinde özellikle Kamışlı bölgesinden yoğun saldırılar gerçekleştiriliyor. Yine Tel Abyad ve Rasulayn'da taciz atışları gerçekleştiriyor. Bebek katili PKK burada da, bu bölgede de 9 aylık bir bebeğin canına kıydı. Bölgede tekrar yeniden PKK'nın TYD olduğunu, YPG olduğunu, hepsinin aynı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak Mehmetçik kararlı bölgede havadan ve karadan harekat devam ediyor. Şu ana kadar 415 terörist etkisiz hale getirildi bölgede ve bu devam edecek, harekat devam edecek. Bölgede tek bir terörist kalmayana dek Mehmetçik harekatını sürdürecek. Ama tekrar edelim, sivil hassasiyeti göz önünde bulunarak yavaş yavaş ama orada tek bir terörist kalmayıncaya dek bu harekat sürecek. Biz de gelişmeleri aktarıyor olacağız Oya Eren.